Değerli izleyenlerim, bugünkü Rahman'ın ayetleri programımızda Nahl suresinden devam edeceğiz. 41 ve 47. ayetler arasını değerlendireceğiz. Cenab-ı Hak şöyle bildiriyor. وَالَّذ۪ينَ هَاجَرُوا فِي اللّٰهِ Allah yolunda hicret eden kimseler مِنْ بَعْدِ مَا ظُلِمُوا zulme maruz kaldıktan sonra لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَا biz onları dünyada güzel bir şekilde yerleştireceğiz. وَلَا اَجْرُ الْآخِرَةِ اَكْبَرُ ahiret ecri, mükafatı çok daha büyüktür. لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ şayet bilmiş olsalardı. Hicret tarihi bir realitedir. Genelde hicret denildiğinde Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Mekke'den Medine'ye göç etmesi, Peygamberimizin ve yanındaki ehli imanın Mekke'den Medine'ye gitmeleri bu anlaşılır. Ama bu sadece Peygamberimize mahsus bir olay değil. Daha önceki dönemlerde de peygamberler yerlerinden yurtlarından edilmişler. Hicrete maruz kalmışlar, mecbur kalmışlar. Ve Peygamberimizden sonraki dönemde de yine hicret olayları devam etmiş. Mesela bizim yaşadığımız dönem içinde de Bulgaristan'dan Türkiye'ye hicret eden kardeşlerimiz veya Rusya içinden Türkiye'ye gelen yine din kardeşlerimiz, daha değişik yerlerden ülkemize gelip yerleşen, bu anlamda hicretleri gördük. Tarih boyunca değişik zaman dilimlerinde insanlar dinlerinden dolayı bulundukları beldeleri terk etmek zorunda kalmışlar. Allah-u Teala Allah yolundaki hicretlerde büyük bir mükafata bu ayette dikkat çekiyor. Ve buyuruyor ki Allah için hicrete mecbur kalan kimseler, yani kendilerine zulmedilmesinden dolayı Allah yolunda hicrete, göçe mecbur kalan kimseler, biz onları dünyada güzel bir şekilde yerleştireceğiz. Nasıl ki Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Mekke'den Medine'ye hicret etti ve yeni bir dönem başladı. Daha önce Müslümanlar çok zor günler yaşamışken hicret sonrasında bir rahatlama oldu ve İslam'ın tebliği daha yeni kitlelere ulaştı ve Medine adeta toptan Müslüman oldu. Benzeri bir durum günümüzdeki hicretlerde de söz konusu olabiliyor. Hicret eden kimseler gittikleri yerlerde çok güzel imkanlara kavuşabiliyorlar. Ve bu şekilde hem de gittikleri yere İslamiyet'i götürmüş oluyorlar. اَلَّذ۪ينَ صَبَرُوا onlar sabreden kimselerdir. Yani hicretin neticesinde çok güzel imkanlara kavuşacak olan bu kimseler sabreden kimselerdir. وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّرُونَ ve Allah'a tevekkül eden kimselerdir. Elbette hicrette bir zorluk vardır. Hicrette bir meşakkat, çile vardır. Ama çile olmadan da bu işler olmuyor. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Mekke'den ayrılırken Mekke'ye nazır bir tepeden şehre bakıyor ve şunu söylüyor. Ey Mekke, sen bana şehirlerin en sevimlisisin. Eğer kavmin beni buradan çıkmaya mecbur etmeselerdi ben vallahi seni terk etmezdim buyuruyor. İşte insanın bulunduğu yerden ayrılması kolay bir olay da değildir. Ama tarih boyunca gerçekten hicreti zorunlu kılan durumlar yaşanmış ve insanlar yerlerinden yurtlarından olmuş, başka yerlere göç etmeye mecbur kalmışlardır. Ancak hicret de bir kültürdür. Hicret yeni iklimlere açılmaktır. Yeni insanlara muhatap olmaktır. Ve Allah yolunda olduktan sonra hicret bir kaçış değil, bir arayıştır. Ve hicret eden bu insanlar eğer sabrederlerse, eğer Allah'a tam manasıyla tevekkül ederlerse Allah-u Teala onlara çok güzel imkanlar, çok güzel yeni fırsatlar tanıyacaktır. Ve hayatta başarılı olan kimselerin çoğunun bir takım hicret olayları yaşadığı, bu da yine günümüzde bir vakadır. Ülke içinde hicret veya yurt dışına hicret etmek gibi durumlar bunun bazı misalleri olarak düşünülebilir. وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ اِلَّا رِجَالًا biz senden önce ancak ricali gönderdik. Elçi olarak ancak o er kişileri gönderdik. Burada peygamberlerin erkeklerden gönderildiği
sarih diyebileceğimiz bir tarzda ifade ediliyor. Gerçi ayeti yorumlama noktasında şu an şu yönde bir değerlendirme de var. Allah'ın kadınlardan da peygamber göndermesi caizdir gibi o tarzda meseleye bakanlar olmuş. Ama ekser alimlerimiz ayet-i kerimeyi değerlendirirken peygamberlerin erkeklerden gönderildiği şeklinde bu anlamda değerlendirmişler. Kur'an-ı Kerim'de Hazreti Meryem, Hazreti Musa'nın annesi, işte bunlara meleklerin gelmesi veya vahiy kelimesi bunlarla alakalı kullanılıyor. Bundan dolayı bazıları bunlara da vahiy gelmiştir gibi değerlendirme yapmışlar. Ama Kur'an-ı Kerim'deki vahiy kelimesinin kullanımı sadece peygambere gelen mesaj anlamında değil, Allah'tan gelen bir mesajı genel anlamda ifade ediyor ve ilham da buna dahil. Dolayısıyla ekseriyetinde ekser alimlerin görüşünü nazara alacak olursak peygamberlerin sadece erkeklerden gönderildiğini söyleyebiliriz. Kadınlara bakan yönüyle peygamber anası olmak o da elbette az bir şeref değildir. Onlar da peygamber anası olmuşlardır. Nuhi ileyhim ve biz onlara vahyederiz. Yani o ricale vahyeder ve emirlerimizi bildiririz. Fes'elu ehle zikri in kuntum la ta'lemun. Eğer bilmiyorsanız ehli zikre sorun. Yani bu işi bilenlere sorun. Tarih boyunca bu böyle olmuştur. Bil beyyinati ve zubur. Biz bunları, bu peygamberleri apaçık ayetlerle ve kitaplarla gönderdik. Ve enzelna ileyke zikr. Ey peygamber, burada muhatap peygamber efendimiz. Ey peygamber, biz sana da zikri indirdik. Zikir, Kur'an-ı Kerim'in isimlerinden birisidir. Kur'an-ı Kerim bir zikirdir, bir zikir kitabı. Yani Allah'ın anlatıldığı, Allah'ın anıldığı bir kitap. Ve biz sana da zikri indirdik. لِيُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ اِلَيْهِمْ. İnsanlara indirilenleri onlara beyan etmen için. Yani Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam kendine gelen Kur'an-ı Kerim'i insanlara tebliğ ediyor. Bu peygamberimizin birinci derecede görevidir. Ve peygamberimiz burada sadece bir elçidir. Allah'tan geleni insanlara yansıtmıştır. Ama bu ayet-i kerimede peygamberimizin başka bir görevine de dikkat çekiliyor. O da tebyin, yani beyan etmek, açıklamak. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu konuda şöyle buyuruyor. Utitul Kur'an ve mislehu mahu. Bana Kur'an verildi ve bir de onun misli verildi. Demek ki peygamberimizin Kur'an'ı açıklama sadedindeki ifadeleri de ana hatlarıyla vahye dayanıyor veya ilhama dayanıyor ve bu noktada peygamberimize yetki verilmiş. Bunu biraz şu şekilde açıklayabiliriz. Kur'an-ı Kerim'de temel hükümler vardır. Ama bunların açıklaması peygamberimize bırakılmıştır. Mesela Kur'an-ı Kerim اَقِيمُوا السَّلَاةَ namazı kılın, namazı ikame edin emreder. Ama namaz hangi vakitlerde kılınacak, ne şekilde kılınacak, bunun açıklaması peygamberimize bırakılmıştır. Kur'an-ı Kerim وَاَتُوا الزَّكَاةَ zekatı verin buyurur. Ama hangi maldan ne kadar verilecek, ne kadar zaman dilimi içinde verilecek, ömürde bir defa mı verilecek, yılda bir defa mı, ayda bir defa mı? Bunların ayrıntılarını peygamberimize bırakmıştır. Ve bugün hadis kitaplarında hangi bölüm varsa bütün bunlar peygamberimizin Kur'an-ı Kerim'i açıklaması kabilinden olan şeylerdir. Kitab-ı Salat namazla alakalı bölümleri bize açıklar. Kitab-ı Savm oruçla alakalı ayrıntıları bize açıklar. Kitab-ı Cihad cihatla alakalı ayrıntıları bize açıklar. Bu şekilde Kur'an-ı Kerim'in birinci derecede tefsirinin peygamberimizin açıklamaları olduğunu görürüz. Peygamber Efendimiz Kur'an-ı Kerim'in hem ilk muhatabı hem de ilk müfessiridir. Evet, Kur'an'ın bazı ayetleri bazı ayetlerini açıklar ve bir tefsirdir. Ama doğrudan doğruya Kur'an'ın daha ayrıntılı açıklaması Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam tarafından yapılmıştır. İbn-i Cerir et-Taberi, İbn-i Kesir gibi zatlar genelde hadislere dayanarak Kur'an-ı Kerim'in açıklamasını yapmışlardır. Ama her meselede peygamberimizin ayrıntılı açıklamasını da bulamayabiliriz. Bu noktada da dirayet tefsirleri ortaya çıkar ve müfessirler
Peygamberimizin hadislerinden de istifade ederek ayet-i kerimelerin manalarını kendi yorumlarıyla da insanlara takdim ederler. Ve biz sana zikri indirdik ta ki insanlara indirileni beyan etmen için, ve leallahum yetefekkerun, ve olur ki onlar tefekkür ederler. Onların tefekkür etmeleri için böyle yaptık. Efe eminellezine mekerus seyyiati, yoksa o günahları işleyenler emin mi oldular? En yahsifallahu bihimul art, Allah'ın onları yerin dibine geçirmesinden emin mi oldular? Yani nelerine güveniyorlar? Allah onları yerin dibine geçirmekten aciz değildir. Tarihte nice kavimler gelmiş ve bunların bir kısmı yerin dibine geçirilmek suretiyle helak edilmiştir. Lut kavmi gibi nice kavimler bu tarzda cezalandırılmıştır. O günahları işleyen kimseler başlarına benzeri bir felaketin gelmesinden emin mi oldular? Ev yetiyehumul azabu min haythu la yeshurun, veya azabın onların farkına varmadıkları yerden gelmesinden emin mi oldular? Yani Allahu Teala her türlü şekilde azap vermeye kadirdir ve Allah'a karşı gelenler, isyan bayrağını çekenler şöyle veya böyle bir şekilde cezalandırılmaktadırlar. Günümüzde yine etrafımıza baktığımızda isyan edenlerin illa bir yerden bir bela başlarına geldiğini görmekteyiz. Herkes çevresine dikkat ettiğinde bununla alakalı çok misaller görebilir. Allah o insanların farkına varmayacağı yerden bir şekilde onlara bir bela, bir ceza vermektedir. Ev yehuzahum fi tagallubihim, veya onlar o meşguliyetleri içindeyken, çevrilip dururlarken Allah'ın onları alıvermesinden emin mi oldular? Yani insan bir işe dalar, artık orada fani olur ve azap gelecekmiş hiç hatırına bile gelmez. Ama o yoğun meşguliyeti içerisinde birden ansızın onunla alakalı veya bir kavim ise o kavimle alakalı bir azap gelebilir. فَمَا هُمْ بِمُوْجِزِينَ, ve onlar Allah'ı acize düşürecek değillerdir. Kaçıp kurtulabilecek değillerdir. اَوْ يَأْخُذَهُمْ عَلَى تَخَوُّفُ, veya onlar korku içinde çırpınırlarken Allah'ın onları alıvermesinden emin mi oldular? Yani bazen de azap adeta adım adım gelir. İnsanlar o azabın geldiğini görmektedirler ve neticede daha büyüğü gelir ve onları perişan eder gider. Allah dilediği şekilde onları cezalandırmaya kadirdir. Allahu Teala dilediği şekilde onlara azap vermeye kadirdir. Fe inne rabbakum le raufur rahim, ve sizin Rabbiniz şüphesiz çok şefkatli ve çok merhametlidir. Burada Allahu Teala gerçekten insanlarla alakalı değişik azap şekillerine dikkat çekti ve Allah şöyle de azap verebilir, böyle de azap verebilir. Bunların bir takım misallerini bize gösterdi. İnsan bu noktada kendini emniyette görmemeli. Beynel havf ve reca tabir edilen korku ümit arasında yaşamalı. Çünkü hiçbir insan Allah'ın azabından, Allah'ın mekrinden emin değildir. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam havada bir bulut gördüğünde o buluttan bile bir rahatsızlık hissediyor. Böyle gidiyor, geliyor, Allah'a iltica ediyor, Allah'a sığınıyor. Diyorlar ya Resulallah, niye böyle yapıyorsunuz? Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam şunu ifade ediyor. Bu gelen bulutun bir azap bulutu olmasından emin değilim diyor. Allah dilerse böyle bir bulutla azap da gönderebilir. İşte mesela yağmur rahmettir. Ama Allah dilediği zaman yağmur sele dönüşüyor. Ve arda arda gelen yağmur çok kısa bir zamanda her tarafı kuşatıyor. Ve bakıyorsunuz pek çok felaketlere sebebiyet verebiliyor. Allah normalde gökten yağmur indiriyor, bereket indiriyor. Ama Allah dilerse aynı suyu bir azaba da çevirebiliyor. Onu bir dolu haline getirip adeta küçük birer mermi gibi bazı kavimlere isabet ettirebiliyor. Büyük büyük, ceviz büyüklüğünde doluları insanlara gönderebiliyor. Arabaların camını kıracak kadar şiddette o şekilde dolu gönderebiliyor. Dolayısıyla emniyet içinde değiliz.
ve masum da değiliz. Gerçekten her birimizin bir takım kusurları var, bir kısım günahları var. Bunlardan dolayı bir takım felaketler başımıza gelebilir. İşte bunun farkında olan bir insan beynel havf ve reca yaşamaya çalışır. Yani korku ümit arası. Evet, Cenab-ı Hak la raufur rahim diye ayette ifade ettiği gibi son derece şefkatli, son derece merhametlidir. Ama Allah'ın azap vermesi de merhametinin yine bir neticesidir. Neden? Çünkü o azabın neticesinde eğer insanlar ölmemişlerse akılları başlarına gelebilir. Ve Halik-i Alem'i tanıma fırsatları olur. Kendilerine bir çeki düzen verme imkanları olur. Veya en azından onlar helak edilmişse bile onların peşinden gelenler işte bu kavim helak edildi, biz bunlar gibi olmayalım der. O felaketten ders almaya çalışırlar. Bu anlamda baktığımızda gerçekten de asi insanlara gelen veya isyancı, mütemerrit kavimlere gelen cezalarda da Allah-u Teala'nın rahmet tecellilerini görmek mümkündür. Yani Allah bu gibi azaplarla da rahmetini tecelli ettirir. Hem o insanlar hakkında hem de geride kalan insanlar hakkında bu şekilde rahmetini tecelli ettirir. İnsan tarihe bu nazarla bakmalı ve yaşadığı toplumda meydana gelen olaylara yine Cenab-ı Hakk'ın hem rahmeti hem de gadabı o iki açıdan bakmalı. Böylece kendine bir çeki düzen vermeli. Kendini Allah'ın ona ceza vermesinden emniyet içinde görmemeli. Yani ben elhamdülillah müminim, o halde hiçbir azap bana gelmez dememeli. Mümin olanlara da taraf-ı ilahiden bazı hatırlatmalar olabilmektedir. Öyle ki evet mümindir ama hataları da var. Bu hatalarına bir kefaret olarak Allah ona bir takım musibetler, bir takım sıkıntılar verdirebilir. Ve bunun neticesinde o insan şu dünya hayatında gerçekten bir takım zor durumlarla karşı karşıya kalabilir. Bu dünya hayatının da bir gereğidir aslında. Nasıl ki insanın vücudunda diyelim ameliyatı gerektiren durumlar oluyor. O insanın vücudundan bazı parçalar alınıyor. Bu aslında bir ızdıraptır. Ama o insan açısından faydalıdır. Diyelim kangren olmuş bir parmak kesildiği zaman evet vücuttan bir parmak gitmiştir ama beden kurtulmuştur. Allah-u Teala'nın müminlere de vermiş olduğu bir takım çilelerde, bir takım musibetlerde benzeri rahmet tecellilerini görmek lazım. Bunlar her ne kadar görünüşte bir kahır şeklinde görülse de Cenab-ı Hakk'ın bir nevi şefkat tokadıdır. Cenab-ı Hakk'ın insanlara merhametinin bir tecellisidir. Ve bu zaviyeden baktığımızda en fazla sıkıntıya başta peygamberlerin maruz kaldığını görüyoruz. Haşa günahları olduğundan değil ama dünya bir çile dünyası. Dünya bir musibetler dünyası. Dünya insanların eleklerden geçirildiği bir dünya. Böyle olunca hak yolunda gidenler de epey sıkıntılara maruz kalıyorlar. Demek ki bir insan bunları bildiğinde dünyanın belaları, sıkıntıları, musibetleri ona çok da zor gelmez, çok da ağır gelmez. Der ki dünyanın tabiatında bu var. Mesela sivil bir insan başkalarından emir almaktan aslında sıkılır. Ama ben askerim dediğinde, askere gittiğinde artık emir dinlemek ona normal gelir. Her birimiz Allah'ın askeriyiz. Normalde emir dinlemek nefsimize zor gelse de eğer emir Allah'tan geliyorsa semi'ana ve ata'na demek gerekir. İşittik, itaat etmek demek gerekir. Böyle yapabildiğimizde artık hoştur bana senden gelen ya gonca gül ya da diken, ya hil'atu ya da kefen, narın da hoş, nurun da hoş diyebileceğiz. Bir başka programımızda tekrar beraber olmak ümidiyle hepinize hayırlı günler, hayırlı geceler diliyorum.